Rüfe tevziyatı başlasın. Allah Allah illallah. Baş üryan, sine püryan, kılıç alkan. Bu meydanda nice başlar kesilir, olmaz hiç soran. Eyvallah, eyvallah. Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz padişaha ayan. Üçler, yediler, kırklar. Gülbang-ı Muhammedi, Nur-u Nebi, Kerem-i Ali pirimiz. Sultanımız, Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli. Demine dermanına, hu diyelim. Birinci abülü. Hurra! Haydi. Validem. Hünkârımızın Hatice Sultan'ın dairesini Hürrem'e verdiğini biliyor muydunuz? Evet. Daha haber verdi. Ama o daireyi bana söz vermiştiniz. Hünkârımız böyle uygun görmüş. Tartışmak bize düşmez. Fakat Mustafa da çok sevmişti o terasta. Bu mevzuyu uzatma artık. Zaten canım sıkkın. Bin tane dert varken bununla meşgul etme beni. Affedersiniz validem. Canınızı ben mi sıktım? Mısır'da Ahmet Paşa isyan çıkarmış. İbrahim Paşa da Mısır'a isyan bastırmaya gidecek. Hatice'mi düşünüyorum. Şehzadem Mustafa, bu senin ilk kılıcın. Sen bu ocağın neferi olana kadar bu kılıçla eğitim alacaksın. Allah bileğine kuvvet, kalbine merhamet, aklına adalet koysun.
Hünkârım. Vezir-i Azam Hazretlerine söyledik. Lakin size de söylemek boynumuzun borcu. Yeniçeri büyük sefer bekler. Hep bunu konuşur vaziyette. Ben devlet-i âliyenin menfaati için uygun görürsem o vakit veririm sefer emri. Ne pişiyoruz kazanlarda? Akide şekeri. Ulufe günleri kaynatırız. Maaşımızı alırız. Akit yani anlaşma yerine gelmiştir. Maaş vaktinde ödenirse biz de tatlı nihayete eren bu vaziyete tatlı dağıtarak seviniriz. Ya ödenmezse ulufe ne yaparsınız? Bu kazanı deviririz. Kazanı başlarına geçiririz. İbrahim. Hoş geldiniz. Yemek birazdan hazır olur. Sadık'a. Acele etmeyin sultanım. Çok aç değilim. Çok özledim. Bütün günümü sizi özlemekle geçiyor. Akşamı zor ediyorum. Sultanım. Ben de zor ediyorum akşamı. Sultanım, mühim bir husus var. Konuşmamız lazım. Mısır'da Ahmet Paşa isyan etmiş. Derhal bastırılması zaruri. Ayas Paşa mı gidecek Mısır'a isyanı bastırmak için? Ben gideceğim. Hünkârımızın emri böyle. Sana bir şey olursa öldürürüm ben. Sultanım. Kaç savaş, kaç baskı, kaç ölümden döndüm gene geldim sana. Gene geleceğim. Mısır çok güzel. Gitme.
Kadızade Mehmet Efendi madem bu hainin veziri, yetkilerini sonuna kadar kullanıp ordunun yanına çekemezse hain Ahmet'i alaşağı edemez. Hünkârım, ulağa gönderdim, yola çıktığımı bildirdim. Hazineden istediği kadar parayı kullanma yetkisi de verdim. Silah, para, hediye ne gerekiyorsa dağıtsın, yanına yandaş toplasın dedik. Âlâ. Mısır'dan gelmesi gereken vergiye de el konulmuş vaziyette hünkârım. İbrahim Paşa, sana güveniyorum. Bu badireyi de atlatacağız eminim. Gereken bütün tedbirleri al. Sancaklar da sana destek olsun. Ayaz Paşa, bu desteği sen yoluna koyacaksın elbet. Emriniz başım üstüne hünkârım. Hünkârım, müsaadeniz olursa Defterdar İskender Çelebi ve Celalzade Mustafa Çelebi'yi de yanımda götürmek isterim. Kimi zaruri görürsen al yanına paşa. Yeter ki devlet-i aliyenin iradesi Mısır'da yeniden tesis edilsin. Bu hain cezasını çeksin. Bu kadar. Ayaz Paşa, bir husus daha var. Buyurun paşam. Babamı ve kardeşimi tanırsın. Mısır'a gitmeden onları bir göreve tayin etmek arzusundayım. Malum gidip de dönmemek var. Sağ salim döneceğinizden eminim paşam. Lakin gözünüz arkada kalmasın. Değerli babanızı ve kardeşinizi bir sancakta, mesela Mezistre'de görevlendirebiliriz. Uygun olur. Gerekeni yapın. Sonra da bana haber verin ki ailemle konuşayım. Destur! Resmi görmek istiyorum. Yaşara, züvidi tibi. Ne kadar itak? Atmin ya tibi ya ne bulduk polsi? O hadi. Ya oçin sıkıçal patib. Naşal tibi ya. Paşa yedit fiyak ibit. Kak toka onu yedit. Prizu vievo tvarec. Tak da pogovorim. Šte menja. Budu što je tebe vjesna. Ne konuştunuz? Bizi kötü çizersen seni kendi ellerimle öldürürüm dedi. Yazık günah. Onu da korkutma. Hünkârımızın mühim müşteri var. Teşekkür etti, sonra gelsin dedi. Gidelim. Thank you.
Mahidevran'la Hürrem dairenizi almak için birbirlerine girdiler. Hürrem almıştır kesin. Dediğiniz gibi. Ne yapıp ne edip aldı daireyi. Hiç uğraşamayacağım onlarla. Ah Gülfem. Ne tez bir ayrılık bu. Bunca zaman sonra İbrahim'le kavuşmuşken yine ayrılıyoruz. Bilmiyorum. İçimde kötü bir his var. Sultanım, sakın bu hislere aldanıp kendinizi üzmeyin. İbrahim Paşa aslanlar gibi gidip aslanlar gibi gelecektir. İnşallah Gülfem. Sultanım. Allah'tan tek dileğim. İyi misin? Hatice Sultan. Sultanım. Sultanım. Allah Allah. Sultanım. Git hekim kadını çağır. Hatice Sultan. Hadi aç gözünü. Sadıka. Manolis. Bak. Oğlun geliyor. Veda etmeye geldin oğlum. Sana ve Niko'ya sarılmadan yola çıkmak istemedim baba. Alın bunları. Nedir bunlar? Olur da geri dönemezsem... sizin emniyette olduğunuzdan emin olmak isterim. Bundan böyle mecliste sancağında devlet aliyenin hizmetinde olacaksınız. Nerede kaldın hekim kadın? Hadi çabuk ol. Nasıl oldu? Konuşuyorduk, birden düştü, bayıldı. Anlamadım ben de nasıl oldu. Sen Şahin Bey, sen de Yunus Bey olarak anılacaksın baba. Bakın, niçin gidiyoruz? Baba, bunu emniyetiniz için yapmak zorundayım. Neden böyle diyorsun Seo? Gözümün arkada kalmaması için bunu kabul et baba. Ailemin emniyette olduğunu bilmek benim biraz olsa içimi rahatlatacaktır. Tamam mı? Matrakçı. Gidene kadar ailem sana emanet ha. Elbette paşam. Onları ellerimle teslim ederim sancağı. Tamam bre. Uzun da ölüm yok ki. Oğlum için tamam. Üzülmeyin. Sevinin. Bu daire ve Hatice'nin dairesi de bizim. Hı? Ben orada, çocuklar burada kalacaklar. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi gidip görelim o terası. Burada terası. Aman daha hiç açma bu konuyu. Artık orası Hürrem'in. Ne lazımsa yapılsın. Mahidevran Sultanımıza teselli olsun diye vermiş olduğunuz hediye siparişleri yarın gelecek. Tamam. Hatice, gel. Hatice kızım, neyin var?
Ayrılık vakti geldi mi? Allah hayırlı sefer nasip etsin. Hünkârım, eğer dönemezsem Hatice Sultanımızın yas tutmasına izin vermeyin lütfen. Senin ölmeye hakkın yok Bargalı. Beni ve Hatice'yi acınla baş başa bırakmaya hakkın yok. Aklından çıkart bu ihtimali. Döneceksin. Canım Hatice, korkutma beni. Bağışlayın validem. Nutkum tutuldu. Validem, ben gebeyim. Ne güzel bir havadis bu. Emin misin? Hekim kadın muayene etti. Başta korkuttu bizi vallahi, birden düşüp bayılınca. Meğer bu yüzdenmiş. Duydun mu Daye, bir torunum daha geliyor. Maşallah. Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin. Amin. Paşa pek sevinmiştir. İlk size söyledim. Acaba sefere çıkmadan bu haberi vermesem mi? İbrahim'in aklı burada kalacak. Ama duyunca eminim çok sevinecektir sultanım. Git bu müjdeyi paylaş. Sağ salim dönmesi için güç kuvvet verecektir ona. Has bahçeye git. Hadi, hadi. Sultanım, nasıl olmuş, beğendin mi? Eline sağlık. Mehmet, şehzade. Bak, artık burada oynayacaksın. Mehmet, kardeşim. Abine el salla. Allah'u dairede huzur nasip etmesin ona. Hatice Sultanım. Ne iyi ettiniz de geldiniz. İbrahim gelecek birazdan. Ona bir müjdem var. Haydi. Paşa Hazretleri, Hatice Sultanımız sizi as bahçede bekliyor. Size sarayımızda veda edip öyle revan olacaktım oğlum. Bu bahçenin her bir yanında ayrı gözyaşım var benim. Ama bugün size bir müjdem var. Size ait. Kalbimden gayrı bir şey daha taşıyorum. Gebeyim İbrahim. Sultan. İbrahim. İbrahim yavaş. Yavaş. Seni hasretle bekleyeceğiz. Sultan.
Hatice gebeymiş. Çok sevindim. Ben de sevindim. Mustafa, nasılsın? İyiyim. Mustafa, istediğin zaman gel. Terasımda kardeşlerimi oyna, tamam mı? Olur, gelirim. Yürü Mustafa. Validem. Hatice Sultanım'ın müjdesini aldım. Sağ ol. Bir yandan sevinçli, bir yandan kederli bir gün yaşıyor Hatice. Hatice Sultan Sarayı'nda bugün yalnız kalmasını isterim. İzniniz olursa yanında olup teskin edebilirim. Evet, git Hatice'mle. Alakana teşekkür ederim. Lokmalarımı mı seviyorsun Şeker Ağa? Ne yapayım? Sümbül Ağa da geliyor, beni haşlıyor sonra. Boş ver, onun yediğinin içsin çetesini kimse tutamaz. Şimdi yaktım çıranı. Sen benim yediğimin içtiğimin çetelesini mi tutuyorsun? Ha? Yo. Latife ediyorum Sümbül Ağa. Başlarım senin latifene, Mecnun'a. Bir daha bunu mutfağa sokmayın. Duydun mu Şeker Ağa? Duydum ağam. İyi. Ben de Hürrem Sultan'a söylerim. Sümbül Ağa beni mutfağa sokmuyor. Git kendin al derim. Nigar Kalfa. Seni severim bilirsin. Lakin derin sularda yüzüyorsun. Dikkatli ol. Hadi sen dinlen. Ben aşağıda sana yemek hazırlatırım. Geldiğin için sağ ol Hürrem. Sadıka. Sadıka.
soyunmama yardım et. Sultanını yalnız bırakma sakın. Bırakmam sultanım. Hatice'm gebe mi? Saadetleri bu bebekle taçlanacak inşallah. İbrahim'e bu haberi yetiştirmek lazım. Hatice'm vedalaşırken verdi müjdeyi. Hürrem de sağ olsun onunla saraya gitti. Yalnız bırakmadı. Не вздумай смотреть на меня. Смотри наверх. У меня есть дети, султан. Я его очень люблю. Уходи, Лео. Как я уйду? Когда я нашел тебя? Если услышат, то тебя, меня и детей убьют. Умоляю тебя, уходи, Лео. Thank you.
Müzik